Haliyle biz de böyle bir durumda hem zamları konuşacağız, hem tüketici hakkını nasıl savunabilir, bunların hepsini konuşacağız. Kıymetli konuğumuzla birlikte hemen takdim etmek istiyorum. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle Flash TV yayınında. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ederiz şimdiden vakit ayırdığınız için. Ve tabii sizin de bildiğiniz gibi zamlardan hep bahsediyoruz. Yani bültenimizin çoğunluğunda da gelen zamları konuşmak durumundayız. Zam alıp başını gidiyor çünkü. İşte ürünlerde mesela ayçiçek yağında, şekerde kota söz konusu oldu. Süt ürünlerine zam yolda, tuvalet kağıdı dahi zamlandı. İşte böyle bir konjonktürde Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yine bir açıklaması vardı. Fahiş fiyat artışı stokçulara bağladı. Ve dedi ki bedelini ağır ödeyecek stokçular dedi. Siz buna katılıyor musunuz? Yani fahiş fiyat artışının nedeni stokçuluk mudur? Başka bir şey midir? Nedir? Neler söylersiniz? Efendim her ikisi de var. Stokçuluk da var, maliyet artışları da var. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Gerçekten ilk baktığımız yer halkın temel gıdaları. Halkın temel gıdalarında aşırı fiyat artışı son derece rahatsız edici. Kimi rahatsız ediyor? Elbette ki dar gelirli vatandaşı ve elbette ki kamu otoritesini. Çünkü devletin vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir anayasal görevi var. Devletin tüketicileri korumak gibi anayasada 172. maddede yer alan bir görevi var. Sosyal devlet olma zorunluluğu var anayasamıza göre yine. Ben bugün Antalya'dayım, İstanbul dışındayım. Niye geldim? Türkiye'deki dar gelirli insanların artık pek et yiyebildiklerini sanmıyorum. Et fiyatları uçtu. Kasten yapıldığı da söyleniyor ama dar gelirlerin hayvansal protein kaynağı olan yumurtanın üreticileri yani Yumbir 2 yılda bir düzenlenen Antalya'da bir toplantı organize etti. O toplantıya geldim. Tarım Bakanımız da buraya gelecek. Ben niye geldim? Şimdi dar gelirlerin en temel hayvansal protein kaynağı olan yumurtaya zam yapıldı ve yapılacaktı. Bizim bu asgari ücretle çalışan dar gelir dediğimiz kesim milyonlarca insan 30'lu yumurtayı alırdı. Bu geçen yıl yaklaşık 30 adedi 17-18 lira bandındayken bir anda 30 liraya çıktı. 29.90 tabii onlar 30 demiyorlar. Sonra biz sizlerle birlikte çalıştık. Tepkilerimizi ortaya koyduk tüketiciler. 23 liraya oturdu. Şu anda 35 lira. %50 zam. Daha da geliyor. Şimdi yumurtacılar haklı olarak şunu söyleyecekler. Diyecekler ki bakın bu zammın gerekçesi yem fiyatları arttı. Enerji fiyatları arttı. Paketleme, ambalaj maliyetimiz arttı. Ve sevkiyat maliyetlerimiz arttı. Ben de dönüp şayet sesimi duyurabilirsem katılacak Sayın Bakan Akdemirli. Diyeceğim ki Sayın Bakan yem ithalatında hangi girdiler var ise ithale dayalı. Buna bir önlem alın. Ya devlet olarak siz getirin, Tarım Bakanlığı olarak, yem fabrikalarına bunları verin, zamsız verin ki onlar da yemi bahane edip zam yapmasınlar. Yemi doları bahane edip zam yapmasınlar. Bu şekilde fiyatını arttırmasınlar. Nakliyeden Olayı bahane gelecek artış etmesinler yüzde diyorsunuz yani. beştir. Evet. Nakliyeden gelecek artış bu kadar fahiş fark getirmez. Son olarak şunu söyleyeceğim, diğer konulara geçeceğim. Efendim, böyle bir ekonomik konjonktürde ahilik kültürüyle yaklaşan, ticaret yapan, üretim yapan, ithalat yapan her kim olursa olsun enflasyonla topyekun mücadele hedefiyle kar marjlarımızdan biraz fedakarlık edelim derken stokçularla bazı kötü niyetlerle karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın kastettiği o. Stokçuluk. Ama stokçulara da zemin oluştu. Doların artmasından, ham madde kısıtından, küresel konjonktürden ötürü biliyorum. Yani takip de ediyoruz biz tüketici örgütü olarak. Ayçiçek ham maddesinin, yağının batıda da Avrupa'da da fiyatlarının arttığını, dünya borsalarında da arttığını görürüz ama orada 2 artıyorsa bizde 4 koyuyorlar. Birileri bundan vurgun mu vuruyor? Stokçuluk suçtur. Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan bir suçtur. Stokçuluk
yakalandığı zaman, ki ben hemen size örnek olarak hatırlatayım Gizem Hanım. Pandeminin ilk başlarında kolonya stokladılar, eldiven stokladılar, evet, maske stokladılar ve merdiven altı üretimler yaptılar. Bunların hepsinin peşine düştü kolluk kuvvetleri İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ve yakaladıklarını yargıya sevk etti. Büyük olasılıkla o kanunsuz olarak elde edilen, üretilen ve elde el konulan ürünler müsaade edildi. Şimdi de benzer bir iki örnek bekliyoruz kolluk kuvvetlerimizden. Bunu neye dayanarak yaparlar derseniz, ben size bakın bir şey okuyacağım. Bir kanun, yönetmelik maddesi. Evet. Ağustos 2018'deydik. Gene kurda böyle aşırı dalgalanmalar oldu. Bir takım açık gözler fırsatçılar her şeyi ikiye katladılar. Allah Allah. İçtiğimiz sular bile fiyatları katlandı. Çıktım, haykırdım, dedim ki Amerika'daki derelerden mi doldurdunuz bu suları? Efendim ambalajı. Ya senin o damacanan 50-60 defa gidiyor geliyor. Senin orada 50 sefer 100 sefer kullandığın damacananın fiyatı %50 artsa ne olur? Senin bir damacana suya etkisi %1 olur maliyetine. Maliyetine bakın, satış fiyatına demiyorum. 10 liraya satıyorsa o 10 kuruş bile olmaz. Maliyeti onun 70 kuruşsa, 700 kuruşsa, 7 liraysa 7 liranın %1'i artar. Neyse, şöyle bir düzenleme yapıldı. 31 Ağustos 2018 tarihli resmi gazete, dayanağı tüketicinin korunması hakkındaki kanun 62. madde, haksız ticari uygulamalar. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişikliklerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuşçasına hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması haksız ticari uygulamadır. Cezalar arttırılacak, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Şu anda 11.450 lira ama bunu 10 katına kadar uygulayabiliyor Ticaret Bakanlığı, 114.500 liraya kadar. Önümüzdeki yılbaşı zaten yeniden değerleme oranı arttırılacak. Evet. Önümüzdeki yıl artacak yine bu. Stokçuluk dediğim gibi Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan suçtur. Ayrıca bizim esnafımıza, tüccarımıza hiç yakışmaz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten dövizdeki aşırı artmış ekmek fiyatlarını bile, yeni ayarlanmış ekmek fiyatlarını bile zorladı. Unun çuvalını, 50 kiloluk çuvalını 140 liradan alırken dün 340-400 aralığında o manttan var. Ben devamlı sahadayım. Yani kutulara gidiyorum, marketlere gidiyorum. Hatta özellikle meyve reyonunda bulunması gereken kare etiketler var. Hal kayıt künyesi deniyor ona. Hal kayıt sistemi, Ticaret Bakanlığı hal kayıt sistemini ben cep telefonuma indirdim. Şöyle bir şey efendim. Bilmem ekran görecek mi? Kare kod var burada. Kare kodu, o etiketteki kare koda yaklaştırdığımda, evet, otomatik olarak onun alış fiyatını, kimden alındığını, kaç ton alındığını, bütün bilgileri bana veriyor. Bu uygulamayı bütün tüketicilere tavsiye ediyorum. Evet, hal tüketiciler sistemi, kullanabilirler. Telefonumuza indiriyoruz değil mi efendim? Çok basit bir uygulaması var. İndiriyoruz. Evet. Sonrasında kare kodla birlikte okutuyoruz ürüne ve bilgileri alıyoruz değil mi? Bütün bilgiler geliyor. O bilgilerde gördüğüm anormalliklerden bir iki tane söz edeyim. Sakız kabak alış fiyatı 75 kuruş. Satış fiyatı 7 lira 9 10. Bunu Ticaret Bakanlığı'na bir iki aşaması gönderiyorsun. Onlar gereğini yaptılar. Bakanlığımızın örgütü var. Yani tüketicilere hakkınızı savunun, detayları öğrenin, gerekirse şikayetçi olun diyorsunuz aslında değil mi? Herkes hakkını savunmalı böyle bir konjonktürde. Kesinlikle. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın yine uygulamaya koyduğu iki tane daha mobil güzel bir sistem var. Bunları ben yaptım. Bir tanesi haksız fiyat bildirimi. HFA yazın, gelecektir şeye. Evet, artan fiyatları kontrol fiyat etmek bildirimi için. Tabii. Etiketleri aldığım ürünün fişini ne lazımsa ekliyorum, bir tuşa basıyorum, gidiyor Ticaret Bakanlığı'na. Bir başkası da güzel mobil tüketici hattıdır ki o da şöyle bir sistem. Evet. Bu da ücretsiz. Bütün akıllı telefonlara, her sisteme iniyor. Evet. Bir de bunların yanında akıllı telefonu olmayan vatandaşlar veya akıllı telefonu olsa bile bununla uğraşmak istemeyenler için, ki bu uğraşı değil,
çok basit bir şey bilinçli tüketici için. Alo 175 tüketici hattı var. Oraya da şikayet edilebiliyor. Bakın ilginç bir şey oldu. Şu anda bir süredir kıyas fiyatlaması görüyoruz. Kıyas fiyatlaması sanal ortamdaki fiyatları aldı getirdi gerçek sahaya, gerçek piyasaya koydu. Şöyle oluyor. Arabasını satıyor adam ikinci el. 180 bin fiyat koymuş internette. Bakıyor biri aynı model, aynı tip, aynı marka aracı 200 bin koymuş. Evet. İnanılır gibi değil gerçekten. Yaşanan haberleşiyorlar. Bunların WhatsApp yazışmaları geldi bana. Evet. Ve birlikte fiyatı 210 yapıyorlar. Galerici bakıyor ya ben 175 demiştim orada 210 fiyatı gördüm diyor aynı model. O da 215 yapıyor. Bu şekilde birbirlerini etkiliyorlar. Benzer durumu biz gıda piyasasında da görüyoruz. Hem spekülatif hareket eden kötü niyetlileri görüyoruz. Hem de orada da birbirlerinden etkilenip fiyat arttıranları. Örneğin pazarcı 7 liraya sattığı domatesi bakıyorsun 3 liraya almış ama 7 liraya. Niye 7 liraya satıyorsun? Sebep şu, markete git bak diyor bana. Bana verdiği cevap bu. Markette 10 lira abi diyor. Yani marketteki fiyata bakmasa o 4 liraya satacak. Bilemedin 4,5 liraya. Firesiyle, nakliyesiyle pazarcı esnafımız iyidir. Bazen kötü niyetli halci markete bakıyor. 10 lira domates. Kendisi 3 liraya satsa, üreticiye gönderse razı. 5 liraya satıyor. O 2 lirayı da üreticiye göstermiyor. 3 liraya satmış gibi yapıyor. Bazıları, iyileri tabii ki ayrı bir yere koyalım. Onlar ahilik anlayışıyla çalışan dürüst insanlar ki marketçilerimizde de var, bu bakkalımızda da var, manav katabımızda, esnafımızda da var. O iyiler çoğunlukta ama bu kötüler çok fena diken gibi batıyor bu konjektörde. Yani dövizin bu kadar arttığı bir ortamda gerçekten girdi maliyetleri pek çok sektörde artarken bunu alıp fahiş kâra çevirmeleri yanlış. Diyelim ki o sektörde dövizdeki artış %7 etki yapıyor. Ya kardan vazgeç biraz, %5 yansıt veya %40 etki yapıyor. Onu %40 yansıtmaz. Stoklarını eski fiyattan sat ya da paçal yap, ortalamasını al. O %40'ı %20 olarak hissettir vatandaşa. Çünkü bizim insanımız, maaşlı çalışanlar, emekliler, işçiler yılbaşında aldığı parayla hala geçinmeye çalışıyor. Evet. Elektrik faturaları arttı, su faturaları, yani fatura ödemekte zorlanıyor. Uçağda elektriksiz, doğalgazsız veya masraflar su olmadan, çok fazla. Haberleşme olmadan yaşanır mı? Bakın kuzey ülkelerinde borcundan ötürü elektrik, su, doğalgaz, internet kesilmez. Evler için söylüyorum. Kesilmez. Borcu da silmezler. O abonenin nesi varsa üzerine giderler. Yani icraya bile verirler. Maaşımı var, haciz konulacak. Mal varlığım var, arabasım var. Ama kesmezler. Çünkü o evde yaşayan abonenin dışında evin hanımı var, çocuklar var, la giden var, yaşlı olabilir, değil mi? O nedenle bu temel ihtiyaçları kesilmesini izin vermiyor kuzey ülkelerinde. İnşallah bizde de olacak. Zaten bizde 150 kilovata kadar yoksulların elektriğini devlet karşılıyor. Evet. Şimdi doğalgaz için de kademeli fiyat dedik. Onun da çalışmaları yapılıyor. Çünkü düşünün, yalıda oturan vatandaş da elektriğe, doğalgaza aynı vergiyi veriyor. %18 aynı birim fiyattan alıyor. Olmaz. Olmaz yani. Evin değeri yüksek. Plazada adam tutmuş ayda iki defa geliyor. Başka şehirde çünkü fabrikası. İki defa geliyor ama plazadaki o küçük dairenin fiyatı bile $1,000,000. Bırakın da o suyu biraz pahalı alsın. Elektriği, doğalgazı. Ama benim dar gelirli insanımın yaşadığı hanede 5 kişi 1+1 odada yaşıyor veya 2+1'de. Onları da kişi başına şu kadar metreküp, şu kadar kilowatt saat ucuz verilsin. Yanlış mı düşünüyorum Gizem Hanım? Yani evet. Sosyal devlet olmak bunu gerektirmez mi? Evet efendim, çok haklısınız gerçekten. Az önce de değindiğiniz konulardan biri de işte fiyat farkları. Gerçekten yüz binleri geçen zincir marketler var ülkemizde. Köylere kadar ulaştılar ama bir fiyat uçurumu var marketler arasında bile. Yani zincir marketler arasındaki bir fiyat uçurumunu bile görüyoruz. Hali hazırda dediğiniz gibi krizden fırsat çıkarılmış oluyor böyle bir durumda. Vatandaş da düşünülmüyor. İşte aynı şekilde vergi
düzenlemesinin öneminden de bahsettiniz. Tam da bu noktada ben şunu da söylemek istiyorum. Hatta bir hatırlatma da yapmış olalım. Memur ve memur emeklileri yılbaşında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinden yaklaşık 2 puan daha fazla zam alacak. Ama zamlar TÜİK hesabıyla yapıldığı için işte kamuoyunda şöyle bir yorum var. Herkes maaşını enflasyon karşısında kaybedecek yorumu var. Yani sizin de belki bildiğiniz gibi TÜİK verilerine de artık güvenilmiyor. Yani vatandaş da ben güvenmiyorum diyor. Vatandaşın çoğunluğu da böyle düşünüyor. Böyle bir noktada ben de şunu sormak istiyorum. Yani tüketicinin maaşları gitgide eriyor mu efendim sizce? Önce şunu hatırlatayım. Tüketici Hakları Derneği ayrı bir dernek ve onlar sık sık bu fiyatları araştırırlar, karşılaştırırlar. Siz anonsunuzda Tüketici Konfederasyonu Başkanı olarak beni empoze ettiniz. Ben title'ı pek önemsemem ama Tüketici Hakları Derneği'ne de haksızlık olmasın. Onların başkanı Turhan Çakar'dır. Bunu KJ'de düzeltirlerse sevinirim. Onlar Tüketici Hakları Derneği yapıyor bu araştırmayı. Gerçekten evet. TÜİK'in zamlarıyla veya ilan ettiği enflasyonla, artışlarla kıyaslanamayacak farklar buluyorlar. Çünkü onlar bizzat pazara gidiyor. TÜİK herhalde başka bir market mi belirlemiş bilmiyorum. Bize de söylerse o marketten gidip alışveriş yaparız aynı şehirdeysek. Onun düşük çıkıyor. Yani fiyatlar sezona, ürün çeşidine göre değişiklik göstermekle birlikte ortalamasına baktığımızda gıda ürünlerinde %40 ortalamayı görüyoruz. Yani TÜİK'in dediği gibi %20'lerde maaş ayarlamaları TÜİK'in belirlediği rakamlara göre yapılacak. Öyle, senelerdir öyle. Tabii ki bu dar gelirli vatandaşı tatmin etmiyor. Vatandaşı mutlu olmayan bir ülkenin yurttaşları olarak kimse mutlu olmayı hak etmiyor. Evet. Kusura bak. Evet. Kimse. Yani açtır diye bir hesap var. Bakıyoruz 4 kişilik bir ailede 12 bin liralara varmış. Yani asgari ücret 2 tane o eve girse karınlarını doyurmaya yetecek. Karınlarını doyurmaya. Tamam tasarruf edelim de kemerde delik kalmadı. Elektriğini, doğalgazını, suyunu asgariden kullanıyor. Yine üçünü topladığınız zaman bu kış mevsiminde 1000 lira yakın para gitti. Hadi haberleşmeyi de koyun. Kesin 1000 lira gitti. Şu andaki asgari ücretin 1/3'ünden fazlası %35'i gitti. Bir de kirada oturuyorsa ne yapacak? Devlet hastanelerin burada biz de konuşuyoruz. Devlet hastanelerinin kapasitesi sınırlı. 3 ay sonraya gün verdiler biliyor musunuz? Gözü kör olacak adam 3 ay sonraya gün bekliyor. Beyin kanaması geçirmiş hasta acilden yoğun bakım alınamıyor. Bütün yoğun bakımlar dolu. Ne yapacak o zaman? Gidecek borçlanacak. Babası, annesi, kardeşi, evladı her neyse özel hastaneye borçlanıp koyacak onu yoğun bakıma. İşte bu şartlarda yaşayan yoksullara karşı hepimizin sorumluluğu var. Hepimizin sorumluluğu var. İmkanı olan vatandaş devlet hastanesine gitmeyecek. Varlıklı ama SGK'sı var, evet. Bağkuru var, her neyse gitmesin ya özele gitsin onun var imkanı. Orada birkaç kişi azalırsa birkaç fakir girebilir oraya. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Durumu özetlediniz. Özellikle bu stokçularla ilgili sorulara ve marketler arasındaki o fahiş fiyat uçurumuna, farkına ve birçok konuya da değindiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Flash TV ekranlarında bizlerle olduğunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. Ali Morca kardeşimize de şükranlarımı sunuyorum. Vesile oldu bu yayına çıkmamız. Evet. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun bir kez daha. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerleydi efendim. Tüketiciler deyince bizler, yani vatandaşlardan konuştuk elbette.